Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yine uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Ama size şöyle bir haber vereyim. Bu hafta sonu sizi video boğacağım. Merak ettiğiniz bütün konularla alakalı farklı farklı videolar çekeceğim. O yüzden otomobil piyasasıyla alakalı dolu dolu bir Soner Şahin kanalı göreceksiniz. İsterseniz ilk konumuza başlayalım. Uzun zamandır herkesin bana sorduğu ÖTV muafiyeti limit artışı. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı sene başında limit 330 bin liradan 450 bin liraya çıkarıldı. Bunun çok yetersiz olduğunu, çok saçma olduğunu, mevcut şartlarda otomobile gelen zamla beraber yani çok komik bir rakam olduğunu söyledik. Bunun kesinlikle 600 bin liranın üzerinde olması gerekiyordu ki bu Ocak ayı şartlarında. Bugün geldiğimiz Mayıs fiyatları ve Haziran fiyatlarını da düşünürsek haftaya bu artık çok komik bir durum aldı. Ve bunu da yetkililer gördü ki zaten farkındaydılar. Ama nasıl böyle bir limit artışı yaptılar hiç anlamak mümkün değildi. Yani diyorum ya bu limit artışı yapılırken bir bilirkişiye bu piyasayla alakalı birisine otomobil fiyatlarına bakıldı mı? Yani bakıldıysa bu rakam verilemez. Bakılmadıysa zaten daha büyük bir facia. Şimdi dediğimiz gibi buradaki çok saçma bir rakam 450 bin lira rakamıyla alakalı bundan 1,5 ay önce bir açıklama yapıldı. Ki hepimizin beklentisi bu limitin yükseltilmesi durumundaydı. Yapılan açıklamada da çok kısa bir süre içerisinde engelli muafiyetiyle otomobil alımında üst limiti arttıracaklarını söylediler. Ben de bununla alakalı video çektim ve dedim ki zaten bu limitin kesinlikle arttırılması lazım ve bunun kesinlikle 600 binin üzerine çıkması lazım diye. Yani 1,5-2 aydır bununla alakalı bir ses yok. Hala bir resmiyete kazanmış durumda değil. Açıklama yapıldı. Herkes kulağının üstüne attı, bekliyor. Şimdi sorduğunuz soru şu. Abi ne olacak? Hala güncelleme gelmedi. Hala fiyat artmadı. Ne zaman artacak ya da artacak mı? Şimdi arkadaşlar bu tamamen hükümetin elinde olan bir konu. Ama belli ki onların gündeminde. Her şeyden daha önemlisi bu artık kaçınılmaz bir sonuç. Çünkü 450 bin lira rakamına artık alınabilecek otomobil kalmadı. Yani şöyle engelli muafiyetiyle otomobil alacak olanların genellikle tercih ettiği otomobil otomatik. Bakıyorsunuz 450 bin lira limitine otomatik otomobil var mı diye. Liste fiyatlarına bakarsanız bir 3-5 tane kaldı. i20'ler, i10'lar, Clio'lar. Sadece bunlar kaldı bakın. En üst limit alabileceğiz bunlar. Şimdi otomobil yok. Olanı da zaten çok farklı rakamlara veriyorlar. Bir örnek vereyim size. Bugünkü şartlarda i20'nin Style Plus'ının liste fiyatı 385 bin lira. 395 bin, kampanya satış fiyatı 385 bin. Otomobil yok. Olduğunda da çekilen fiyat kaç para biliyor musunuz? 420 bin lira. Liste fiyatı 385, almak isterseniz 420. İşin daha da bir saçma boyutunu söyleyeyim size. Bunu engelli muafiyetiyle almak isterseniz size normal şartlarda 250-260 bin liralara gelmesi gereken otomobile bir de oradan 300 bin lira istiyorlar. Zaten 385 olan rakamı 420'ye satıyorlar normal biniciye. Engelli muafiyetini almak istediğiniz de en üst limitten 450 bin liralardan bahsediliyor size. Yani böyle saçma bir durum var. Yani zaten şu an engelli muafiyetiyle alınabilecek otomobil sayısı yani bir elin parmaklarını geçmiyor. Çok komik bir durum. Daha önce de anlatmıştım. Bundan 5 sene önce BMW Mercedes alabiliyordunuz bu limitlere. Çok geriye gitmeyin. 1 sene önce Passat alabiliyordunuz. Impression ve Business. Yani Ocak Şubat aylarında geçen sene Business alabiliyordunuz otomatik Passat. Şu an yani size verilen limitin 2 katı var arabalar. Yani diyorum ya bu artık kaçınılmaz bir sonuç. Ben olmasını artık kesinlikle bekliyorum. Buradan yetkililere yine duyuruyorum. Lütfen şu otomobil fiyatlarını bir inceleyin. Bir de engelli muafiyetine vermiş olduğunuz üst limiti bir inceleyin. Yani o zaman buradaki saçmalığı çok net göreceksiniz. Yani herhalde Haziran Temmuz geldiğinde otomobil de kalmayacak. Yani bırakın otomatik vitesi falan kalmayacak. Böyle saçma bir durum var. Bence eli kulağında yapmaya niyetleri yoksa bile de lütfen rica ediyoruz. Bu limiti güncelleyin. Çok saçma bir durumda şu an. Bu hafta sonu sizinle için çekeceğim ilk video buydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.